Galerinin iç tasarımında da antrepodan kalan yatay ve düşey çizgileri koruyalım diyorum. Bu şeyleri koridorlar şeklinde böldüğümüzde yönlendirmesi daha kolay olur. Bebir, sen beni dinliyor musun? Tabii ki dinliyorum. Peki az önce sana ne anlattım? Yatay ve düşey çizgilerden bahsediyordum. Daha çizimlere bile bakmadın. Doğru, bakmadım. Ama şimdi bakacağım. Alo Arda. Ya ben hala ofisten çıkamadım. Yemeği iptal etsek olur mu? Ha tamam. Peki gala kaçtaydı? Aa tamam, ona yetişirim. Sen bana konum at, ben oraya direkt gelirim o zaman. İyi tamam, anlaştık. Tamam hadi görüşürüz. Boşu boşuna program yapıyorsun. Çalışıyoruz burada. Aklın başka bir yerde olduğu sürece de bitiremeyiz. Konumuza dönersek bitiririz. Bakabildin mi çizimlere? Evet baktım. Elimizde başka ne var? Şu dosyada iki farklı çizim daha var. Burası fuaye olacak. Bunun için ne düşünüyorsun? Ben... ben burası için şey düşünmüştüm. Ne? Şey... Ben uzak kalalım dedim diye evi terk ettin. Madem öyle, şirkette de bu mesafeyi korumalıyız bence. Benim de niyetim o yöndeydi ama... baktım ki şirketin içinde tanımadığım başka adamlarla flört ediyorsun. Ben de sevgilim olduğunu hatırlatmak istedim. Dün gece terk ettiğin sevgili. Seni değil, evi terk ettim. O da bir süreliğine. İyi, şimdi evi terk eder, sonra İstanbul'u da terk eder. Gitti gider Demirören'dir. Ben de böyle oturup o günün gelmesini bekleyemeyeceğim. Ha. Yani bekleyemem ve başkalarıyla flört ederim diyorsun. Bu mu? Ben kimseyle flört etmedim. Sen de eski nişanlına yemeğe çıkıyorsun. Ben sana bir şey diyor muyum? De. Ne olur de. Söyle, ne demek istiyorsan de. Buyur, bekliyorum. Uf, Demir, hiçbir şey söylemeyeceğim. Hadi ne olursun şu çizimlere bakalım nasıl. Lütfen. Tamam bakalım. Fena değil bunlar. Yorulduysan eve bırakayım seni istersen. Aa, olur. Benim de gala için hazırlamak için vaktim olur. Hayır, yorgun değilsin yani. O zaman bu baştan savma fikirleri bir taslak olarak düşünebiliriz ve yarın sunabileceğim bir şeyler çizersin bana. Nasıl ya? Az önce beğenmiştin fikirlerimi. Evet, beğendim. Ama çok daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Sadece aklın burada olmadığı için fikir bulamıyorsun. Yok. Benim aklım başka bir yerde değil ki. Ben tamamen konsantreyim. İyi. O zaman çalışmaya devam et. Ben de bize yiyecek bir şeyler söyleyeyim. Of ya. Çok kötü. Yok. Kaçırdım filmi işte, mutlu musun?
olsun. Dert ettiğin şeye bak. Ben seni götürürüm sinemaya. Aynı şey değil. Gala gecesine gidemedim. Ayrıca oyuncularla yönetmen orada olacaktı. Allah Allah. Ne oldu? Arda bitti, şimdi oyuncularla mı flörtleşeceksin? Arda'yı karıştırma. Sanki ben önüne gelen herkesle flört eden bir insanım. Ayrıca başroldeki çocuğu beğeniyorum. Onu görecektim. Ne var bunda? Hayır, ne olacak yakından görünce acaba? Zaten onlar filmlerinde göründükleri gibi değiller ki. Allah Allah, öyle mi? Bilirkişi solundan konuştuğuna göre daha önce flört etmişliğim var herhalde. Demir, Demir. Kim o kadın, nasıl yani? Kim o kadın ya? Hangi kadın Selin? O senin flört ettiğin film yıldızı. Sen bir kere burada bile yoktun. Japon mu yoksa? Ha? Japonya'da mıydı? Kimdi? Lütfen söyle Demir, hadi. Ya sen niye gülüyorsun ya? Ha? Bildim değil mi? Bildim. Ya soyadı kim, ya adı kim? Hangisi? Ha, söylesene. Sen Arda kim, önce onu söyle bana. Ya liseden arkadaşım dedim ya. Tabii. Liseden. Sinop'tan. Annenler de ikinci ailesiymiş. Bak bak, laflara bak. Gevşek. Sizinkiler de ideal damat adayı olarak görmüşler ki iş adresini eline tutuşturup yollamışlar buraya. Bana bak, yoksa seni istemeye gelen çocuk bu muydu? Ay ben bu muhabbete hiç girmeyeceğim. Sizin ne kadar işiniz kaldı, sen onu söylesene bana. Niye? Galadan sonra mı buluşacaksınız? Yok Demir. İyi. Yemeğini bitirdikten sonra fuayede istediğin değişiklikleri de yaparsan bitiyor işimiz. Tamam. Öyle olsun. Anladım. İyi. Anladıysan hızlı çözersin. Nereye gidiyorsun? Ellerimi yıkamaya. Uçaktan atlamalar, film yıldızlarıyla flört etmeler. Ya sen bana kadar nasıl bir hayat yaşadın ben anlamadım ki. Sonra da burada gel, Arda'ya tak kafayı. Alo Ayla. Selin'cim. Ya biz birazdan kızlarla Firuze teyzelere geçeceğiz. İşte bu düğün hazırlıklarını falan konuşacağız. Ay yok. Yok. Bana gelin. Hatta bende kalırsınız. Bakın ben bu gece yalnız kalırsam gerçekten kafayı yerim. Ben eve geçerken size mesaj atarım, olur mu? Tamam. Tamam, hadi öptüm. Hem beni yalnız bırakıyor hem de bir takım imalarla kafamı karıştırıyor. Eve gidip bütün gece senin eski sevgililerin düşüneceğini sanıyorsan yanılıyorsun Demir herhalde. Eylül'ü bitmeden Japon'u başladı ya. Bir de çıkıp geliyormuş Japonya'dan. Konnichiwa, arigato gozaimasu. Sonra senin kudursun. Senin devletin sonra. Sunum için rola yapıyordum da yüksek sesle, o yüzden Tamam Selin, yorma sen kendini. Bu son dediğim değişikliği de yap, sonra eve bırakayım seni, olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.